yolumuza katılması bizleri sevindirdi ama eski donu için sevindirdi tabii. İnşallah yani şimdi onu 3. etapta aramızda antrenmanda da görerek tekrar eski Rooney haline getirmek için çalışmalarını yapacağız. Biraz kilo var değil mi? Biraz kilo var gibi. Rooney'i görmedik tabii de yani bildiğimiz kadar Rooney'in fiziksel yapısı kilo alacak bir yapıya sahip değil ama tabi oynamamış bir oyuncunun mutlaka biraz eksi yanları oluyor yani. Bu da kiloya yansıdığında fiziksel yönüne de dönebiliyor yani. O yüzden geldikten sonra bunun için de özel çalışmalar da yapıp bir an önce aramıza katılmasını sağlayacağız yani. İş araçıdan. Hocam Robert Feizis'in kamptan ayrıldı. Bununla ilgili Adanaspor'la sözleşmesini feshedeceği bilgisi bize geldi. Neler söylersiniz? Ya, tabii o kulüpte olan kendi arasındaki bir anlaşmadan kaynaklanan bir şey. Onun yapacağı bir şey yok. Ona da Adanaspor'a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Bundan sonra gideceği yere veya bundan sonraki yaşamında da başarılı olabilir. Kamptan ayrıldı ama değil mi? Evet kamptan ayrıldı. Hocam dünkü Bakspor karşılaşması var. Maçı biraz değerlendirebilir misiniz? Ya tabii dünkü maça baktığımızda şimdi de denenmeye gelenler, yeni gelenler ve geçen sene aramızda bulunan 3 oyuncuyu da katarak oynanan bir maçtı. Biraz da ikinci yarısını altyapıda gençlerimiz oynadığımız bir müsabak haline döndü. Dediğimiz gibi yani bizim oyuncuları görme açısından oynadığımız bize bir veri olan bir maçtı. Yani bu anlamda da hem takımın içindeki bulunacak oyuncuları sağlama almak hem de görmek istediğimiz oyuncuları diğer maçlarda iyi olan oyuncuları diğer maçlarda görmek için tekrar aramızda bulmak amacıyla yaptığımız bir maçtı. Bu doğrultuda bizim için iyi bir müsabaka oldu. Keyifli bir müsabaka oldu. İstediklerimizi ilk defa bir arada oynayan bir 11 olmasına rağmen hemen hemen istediklerimizi yapan, istediklerimizi yapmaya çalışan bir oyuncu grubuydu. Bu anlamda bizlere önemli mesajlar verdiler yani. Hocam özellikle yeni yabancılar, denemeye aldığınız yabancıları Adanaspor taraftarları çok merak ediyor. Mesela Dino Peter'den başlayalım. Mevkisine varana kadar tartışıyor. Kimi forvet diyor, kimi sağ açık diyor, kimi sol açık diyor. Önce bir Dino Peter'den başlarsak nasıl buldunuz ve mevkileriyle ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Ya şimdi tabii Dino Peter iki yönlü oyuncu. Sağ kenar, sol kenar oynayabiliyor. Peter üç mevkide oynayan bir oyuncu. Merkez santifor harici sağ kenar, sol kenar ve forvet arkası oynayan bir oyuncu. Yani güçlü bir oyun yapısı var. Ama inşallah bunu önümüzdeki süreçlerde devam ettirirse aramızda görmek istediğimiz bir oyuncu olur diye düşünüyorum ben. Yani mesela özellikleri hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Cezalında mı çok etkili, şutlarıyla mı etkili, gücüyle mi etkili? Bu konuda biraz bilgi verme şansınız var mı? Ya tabii. Vuruş becerisi iyi olan bir oyuncu. Çok güçlü toplara vurabilen, çok kuvvetli bir oyuncu görüntüsü çiziyor. Biraz takım içerisindeki oyun sıkıntısı var. Yani bireysel anlamdaki o kendi yeteneğiyle alakalı olan bir şeyler tabi. Veya kendini çok göstermek istediğinden dolayı farklı şeyler yapıyor. Ama gerçekten çok değişik bir tip. Yani çok renkli bir tip. Eğer becerilerini biraz daha geliştirirse bizim Adanaspor tribünlerinde ayağa kalacak bir oyuncu tipi olur diye düşünüyoruz. O zaman anlaşma noktasına gelinebilecek denilebilir mi? Ya şu üçüncü etapa çağırdı onları tabii. Üçünü de çağırdı yani üçüncü etap çalışmalarımızı. Zaten onlar şimdi bugünkü antrenmandan sonra onlara izin verdik ama bu grup antrenmanları devam edecek yani. Devam edecek grubun içerisinde olan evet. Peter de var. Onlar özel çalışmalarla bu arayı boş geçirmeyecekler. Çünkü eksik gelmiş ya da fizik kapısı açısından. Yani son dönemleri boş geçirme açısından eksik gelmişlerdi. Evet. O yüzden o açığı kapatmak için de bu iki günü onlar iyi değerlendirecek, çalışarak değerlendirecek. Yani üçüncü etaba hiç olmazsa biraz daha diğer arkadaşlarına fiziksel açısından yakınlaşma olması açısından çalışmalara devam edecekler yani. Douglas için neler söylersiniz hocam? Onun mevkisi... Ya, farklı bir oyuncu yani. Dünkü maçta bizim isteklerimizi çok yapmaya çalıştı. Tabii ilk defa oynuyor böyle bir grubun içerisinde veya bu ülkeye ilk defa gelmiş 3 tane oyuncudan bahsediyoruz. O mevkili çok gidip geldi. Hangi mevki oynuyor hocam? Kenar, sol? Kenar oyuncusu. Sol mu sağ mı hocam? İki yönde de oynayabilir. O da iki yönde de oynayabilir bir oyuncu.
biraz boy sahasında uzak kalmaya kalarak oynadı. Ama tekrar yanılgı olmasın diye 3. etaba tekrar onu da davet etmişler. Diğer oyuncu Diallo için neler söylersiniz? Ebubekir Diallo da orta saha oynayan, yani 10 numara görevi yapan bir oyuncu tipi. Oyun bilgisi çok iyi. Oyun tekniği çok iyi olan bir oyuncu. Görüntüsü çizdi. Sadece fiziksel açıdan biraz geride kalmıştı. O da herhalde son 4 ay 5 ay boş geçirmiş. Ondan diye o kaynak aldı diye düşünüyoruz yani. Onun için onu da tekrar 3. etapa çağırarak tam anlamıyla karar vermek için o zaman görüp karar vereceğimiz dönem içerisinde çağırdım onu tekrar. Yani üçü de farklı karakterde, üçü de farklı oyun anlayışında, üçü de farklı bölgelerde oynayan oyuncu tipi. İşte tekrar 3. etapta bakarak aklında da karar vermeye çalışacağız yani. Peki hocam, şu anda Ronnie'nin gelmesiyle 5 yabancı oldu. Diyelim ki bu 3 yabancıyı beğendiniz. 3'ü alınacak mı, yoksa içlerinden seçme mi yapılacak? Şimdi tabii iyi bir soru ama maliyet açısından baktığımızda bunlar kulübün bütçesini sarsmayacak, oyuncu grubumuzun dengesini bozmayacak tipte olursa yani elimizde 3'ünü de almayı düşünüyoruz. Ama tabii ki bizim içimizde olabilecek oyuncu tipi ise, ama yoksa en önde olan oyuncuları alıp veya en öndekini alıp onunla yola devam etmek isteyeceğiniz bir dönem içerisinde giriyoruz artık yani. Hocam, sağ bekte Marvin ve Serdar oynadı biliyorsunuz. Bunun iki oyuncu yeni, Evren yeni. Bu üç oyuncu hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Nasıl buldunuz? Ya tabii onlar da bu ülkeye ilk defa geldiler. Bizim kendi ülkemizin oyuncuları olmasına rağmen, kendi ülkemizin şöyle olmasına rağmen ilk defa bizim içimizde, ülkemizde bir antrenmana çıktılar. İlk müsabakalarını oynadılar. Genel anlamdaki görüntüleri iyi. Ama Serdar biraz da onlardan öndeki golcü. Hocam, maçtan sonra açıklamanız oldu. Bu açıklamalarınız bir kısım Türk oyuncularla ilgili söylendi, bir kısım yabancı oyuncularla ilgili söylendi. Takım oyununa ya da sizi sıkıntıya sokacak oyuncu tarzı kimler diye hep merak ediliyorum. Açıklamanızı biraz açabilir misiniz? Ya ben onu genel anlamda söyledim. Yani yerli yabancı ayrımı yapmadan, yani biz iki kampı değerlendirirken hem oyuncularımızın birlikteliğini sağlamak, hem onları bir arada gelişiminde daha etkili olabilmek, en önemlisi tabii takım anlamında bir bütün sağlamak amacıyla bu kampı yaptık. Ama birkaç tane sıkıntımız var dedim. Bizim takımı bu formayı taşıyacak, bu forma giymek kolay olabilir ama bu formayı taşımak zordur. Adana Su formasını taşımak zordur. O yüzden bizim Adana Su formasını taşıyacak, bizim kurallarımızı, prensiplerimizi uyacak. Yani oyuncu tipleri 3. etapta devam edeceğiz ama uymayanlarla da yollarımızı ayıracağız diye. Öyle bir dünkü maçtan sonraki konuşmamda öyle bir sözleri sarf etmiştim. O sözlerimiz yine devam ediyor. Yani takım olma kurgusunda bizim takımı bozmak için oyuncu uğur varsa onlarla yollarını ayıracağız. Onlarla çalışmayı Sırkan düşünmüyorum abi, yani. Eskişehir'de tekrar bir soru sorabilir miyim? Hocam, bu anlamda Ahmet Bey'in bir sorusu var. Eskişehir maçından sonra bir Hakan Barış'la bir problem yaşamış hocamız. Onu mu kastediyor? Gelen bir soru Eskişehir var da. Eskişehir maçı oynanmadı ama. Daha önceki maçta iyi bir problem olmuş. Daha önce Hakan Barış'la ilgili bir sorun olmuş hocam Eskişehir maçında. Taraftar sormuş. Onunla ilgili bir sıkıntı mı var diye yani bir soru gelmiş. Hayır. Anlatmaya çalıştığı futbolculardan bir tanesi Hakan Barış. Sadece kendinle kavga eden bir oyuncu, yoksa gerçekten adam gibi bir oyuncumuz. Onunla hiçbir sıkıntımız yok. Çalışmayı çok seven oyuncularla zaten sıkıntımız oldu. Bizim sıkıntımız çalışmayı sevmeyen oyuncularla, yani takımın dengesini bozacak tip oyuncularla, ne bileyim işte takım olma kurgusunu bozacak tip oyuncularladır. Yani Adana Spor'u kimseyi biz bozdurmayız. Adana Spor gerçekten bizim için her şeydir. O yüzden Adana Spor her şeyden önemli. Bu doğrultuda Adana Spor'un renklerini taşımak istemeyen oyuncu olursa, terletmek istemeyen, yani o formayı giyerken ağırlığını hissetmeyen oyuncular olursa onlarla yollarımızı ayırmayı düşünüyorum. Bu anlamda konuşmamdır. Bu sözlerimiz 3. etapta da yine aynı, onlarla konuşmalarımızı yapacağız. Uyumak istiyorlarsa uyuyacaklar, uyumak istemeyenler de. Ya ben toplantıda aynı şeyle onlara da söyledim. Yani ya bu deveye gidecekler ya bu deveden gidecekler. Artık son 3. etapta buna kararı vereceğiz. Yani. Hocam, siz genelde çok iyimser bir insansınız, ılımlı bir insansınız. Ama sizi bu noktaya getirmişse bir takım şeyler olmuş demek ki. Çalışmak istemeyen oyuncular bir takım şeyler yapmış gibi. Adınız olduktan sonra gerisi teferruatlı.
Adana Spor'sa her şeye katlanıyoruz. Katlanmaya devam edeceğiz ama tabii ki bizim de belli bir sınırımız var. O sınırı zorlayanlar Adana Spor'un sınırını zorluyorlardı. O yüzden Adana Spor her şeyden önce gelir. Hiçbir zaman kişilere bağlı değildir. O yüzden biz de bu doğrultuda kendi adımlarımızı atarken bu doğrultuda atıyoruz zaten. Yani ne kendimize ne de bir başkası için değil, sadece Adana Spor için. Adana Spor'un başarısı için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, bu başarıda ortak mücadele edecek kim varsa hepsini başımızın üstüne taşımaya da özen gösteririz biz de. Ailenin sıkıntıları vardır, biraz sorunları vardır. İnşallah işte bu iki günlük kampta onlar belki iyi gelir, dönerler. Döndükten sonra da belki her şekilde arınmış olarak gelirler. Ama beyin olarak tamamen Adana Spor'a dönerlerse bizlere de hepsi faydalı olacak oyuncular yani. Hocam bir de son dakika bir gurbetçi oyuncu Utku Şen'in ismi az önce kamuoyuna düştü. Forvet oyuncusu. Bu oyuncunun Almanya'da Hansa LSK Hansa takımından Adana Spor'a geleceği ve hatta Adana Spor'la sözleşme imzaladığı yazıldı, çizildi. Bu konuda bir bilginiz var mı? Ya şöyle bir oyuncumuz bugün aramıza katılıyordu. Fakat bizim gün olduğu için şu maçı tekrar işimiz olacak yani. Bunun dışında Adana Spor taraftarına vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Çünkü taraftar biraz endişeliydi. Rooney'nin transferiyle belki biraz daha farklı konuma geldi. Transferler az yapıldı ya da işte Adana Spor'un bu sezon hedefinin ne olacağını bilmediklerini söylüyorlar. Sizce Adana Spor'un hedefi ne olacak ve taraftara mesajınız ne olur? Ya şöyle transferlerde sayı bitmez yani. Transfer yaptırsa isterdim. Her transferde ayrı bir umuttur tabi. Ama Adana Spor'un her zaman hedefi vardır. Yani biz de her zaman o hedefi boğulacak bir takım yaratmaya çalışıyoruz. İnşallah yani genç bir oyuncu grubumuz var. Sahada çok istekli bir oyuncu grubumuz olacak diye düşünüyorum. Çünkü çalışanların çok iyi çalıştığı bir ortam yakaladık. Gerçekten keyifle çalışıyorlar, zevkle çalışıyorlar. Her şeyden öğrenerek çalışıyorlar. İnşallah bunlardan iyi bir karma yapıp, harmanlayıp sahada yine keyif veren bir takım diye takım izleyeceklere inanıyorum ben. O anlamda şüpheler olmasın. Sadece onların bizim onlardan tek isteğimiz bizi şüphe ettirmesinler, sahada çoğalsınlar. Onlar sahada çoğalırsa bizim oyuncularımız sahada coşarlar yani. Yeter ki onlar bizi orada o oyuncu grubunu eksik bırakmasınlar yani. Hocam son bir soru. Gelen soru Furkan'ın durumu ile ilgili bir gelişme var mı? Bir süre istediği söyleniyormuş. Furkan Özçal tekrar gelme ihtimali var mı yoksa bitti mi? Ya kendisiyle görüşmeler yapılıyor şu anda. Yani birkaç tane kulüple görüştüğünü söyledi. Onunla da sürecimiz devam ediyor. Görüşme sürecimiz devam ediyor. Bakacağız ki birkaç tane daha görüştüğümüz oyuncu var. Eğer onları da aramızda alabilirsek gerçekten çok keyifli bir takım olacağımıza inanıyorum ben. O zaman çok daha rahat, çok daha keyifli bir takım izleyecekler bizim seyircilerimiz. Görüştüğümüz oyuncu var derken isim verebileceğiniz oyuncular ya da mevki var mı? Şu anda tabii de piyasa çok yüksek, piyasa çok karışık. Maalesef ülkemizdeki şartlar oyuncu gruplarımızı gerçekten sıkıntıya sokan bir şartlar. Kimin ismi açıklarsan yani 2 ise 3'e çıkıyorlar, 3 ise 4'e çıkıyorlar. Bu anlamda biraz daha biz anlaştıktan sonra inşallah bu oyuncuları öyle isimler açıklamayı düşünüyoruz. Bu konuda biraz daha sabretsinler. Çünkü gerçekten şu andaki fiyatlar çok yüksek fiyatlar. Yani inanılmayacak fiyatlar istiyorlar. Biraz daha beklemekte fayda var diyoruz yani. Mevki olarak belli mi hocam şu ana kadar daha ne alınacağı? Yani bir orta saha, bir forvet mi ya da başka bir şey mi? Ya şu andaki düşündüğümüz mevcut mevkide evet. 3 tane oyuncu, 3 mevkiyi düşünüyoruz. Hala 3 tane mevkiyi düşünüyoruz yani. Ama en önemlisi tabii özellikle şu anda eksik gördüğünüz örgüdü ki bir tane daha bize yani söyleniyor 6 numara diyor biz ön numara diyoruz. Yani bize gerçekten orada oyunu defansif bölgeden hem ofansif bölgeye taşıyor hem ofansif bölgeden gelen topu defansif bölgede ön bölgedeki oyuncularla yardım edecek. Öyle bir kesici tip oyuncuya ihtiyacımız var diye düşünüyoruz. O anlamda bir araştırma yapıyoruz. Yoksa diğer oyuncularımızın hepsi ön taraf oyuncuları, öne çok hareketli oyuncular. İşte bu konuda biraz daha sık dikkatli davranmaya özen gösteririz. Yani. Diğer iki mevki için hangisi olacak hocam? Biri 6 numara dediniz. Biri forvet mi olacak? Ya yine bir forvet
araç içerisinde. Bir tane de eğer olursa stoperde şu anki işte üçüncü etapta çalışmalardan sonra karar vereceğimiz bir oyuncu da stoper olursa olacak. O da o üçüncü etaptan sonra karar vereceğiz. Yani. Anladım. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Zannediyorum dinleyicilerimize aydınlatıcı bilgiler verdiniz. İkinci etap kampında başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim.